Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında yine karşınızdayız. Emre Toraman'la birlikteyiz. Emre Toraman'la geçmişe uzanacağız ve ilginç hikayeleri sizler için konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Kah güleceğiz, kah eğleneceğiz, belki kah düşüneceğiz. Bakalım ne gibi anekdotlar çıkacak. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tabii bazı oyuncular vardır. Böyle konuştuğun zaman, düşündüğün zaman onunla alakalı farklı anılır. Mesela Alex dersin profesör, Sergen dersin usta ayak. Emre Toraman her zaman iyi orta saha, iyi böyle böyleydi ama biraz gatlardı. Evet. Değil mi? Yani halı sahada bile mesela eski futbolcular geldiği zaman bazen böyle tekmeyi sakınmıyorsun. Tekmeyi sakınmıyorsun. Bu özelliği nasıl anlatırsın? Gaddar mıydın? Ya aslında... Ya da topa sert miydin? Ya topa serttik zaten, yani ilk futbola başladığımızda Fenerbahçe altyapısında olduğum için o zaman aslında forvettim. Forvet başlamıştım. Ondan sonra 98'de bu profesyonel serüvenimiz başladı. Gençlerbirliği ile beraber. Orada fiziğimle alakalı Karol Peyze vardı. Beni orta sahada koydu. Ön tarafta koymadı. Ben size o mevkinin gereğini yavaş yavaş kendimize aşıladık. Sonra kazanma hırsı. Maç içinde takımı ateşleme olsun, takımı toparlama, yani bir nevi, yani olduğumuz takımlarda kaptan olmasak dahi o pozisyon gereği takımın lideri gibiydik zaten. Ondan sonra tam gerektiği gibi yapıyorduk, yani biraz hafif tatlı sert, rakibi yıldırmakla beraber hem kendi arkadaşımızı motive edecek şekilde. Aslında çok sert olduğumu ben düşünmüyorum genelde. normal seviyede. Yani ama ben hatırlıyorum böyle bir kemik sesi gelirdi ya. Gelir o kadar. Hatta bir Arda Turan o zaman Manisa'daydı. Bizim içerideki bir RGS maçında havada soğuktu. Tam tacın kenarında Arda'ya sert bir girişim var. Tribündekiler korkmuş hatta. Tabii sıkıntı bir şey oldu etti diye. Çünkü 3-5 dakika iç sahaya giremedi. Ama topla beraber yaptı yani. Topla beraber yaptı. Evet. Ondan sonra Selçuk İnan bütün maçlardan önce gelir. Abi oynuyorsun ama ya işte biraz falan filan kollarımız yumuşak ol. Tamam kardeşim, sıkıntı yok diyoruz ama maç başladıktan sonra dünyayla bütün ilişkim kesiliyor yani. Ama sen sert olduğun zaman oyuncular da çekiniyordu senden değil mi? Tabii. Yani herkes birbirini bildiği için tabii. Bize gelen var, gelmeyen vardı. Yani kimler gelmiyordu mesela yanına? Vallahi biz yanlışlıkla bir kere Ayman gelmişti. Ayman da 3 aşağı 5 yukarı beni benzetirlerdi bir şekilde özellik olarak. O da bir kere geldi, ondan sonra o da gelme şansı olmadı yani. Öyle çok bir kere uğurlama gafletinde bulunuyorsun. Arabayı çektik diyorsun araya. Çektik, çok iyi. Yanlış park. Darbe yemedik Allah'a, çok şanslı. Sıkıntı olmadı. Kimse de bir zarar vermedik yani. Sen Sergen Yalçın'la birlikte oynadın. Evet, Eskişehir'de. Eskişehir'de var mı böyle Sergen Yalçın'la? Herkesin bir anısı vardır. Sergen abi de zaten açıkçası ben o sezon başı zaten büyük Erciyes'ten ayrılmıştım. Büyüklerle görüşüyordum. Süper Lig'den bir dünya takımımız vardı. Rize'ye gitmiştim o zaman. Devrası da Bakan rica etmişti. O zaman Eskişehir'e gittim ama onun gitmemin tek sebebi Sergen Yalçın'dı. Hem Eskişehir taraftarı, yani enteresan bir şekilde oldu. Lig'den isteyenlerim var ama içimden bir ses Eskişehir'e gitmemi istiyordu. Sergen abinin de orada olması büyük bir faktördü. Onunla oynamak istiyordum. Yani hep vardı hayallerimde. Ondan sonra gittik. Ondan sonra beraber aynı formayı terlettik. Beraber aynı safları durduk. Onunla bir anımız var. Ben alttan girdim, üstten girdim. Abi dedim, gel bir cumaya götüreyim seni. Bir iki direndi. En sonunda kolumuza girdi, götürdük. Ondan sonra yavaş yavaş, tabii şimdi camide de onu görenler şaşırdı etti. Biz bir köşeye geçtik. Ben de o da şey yapmasın diye, sıkıntı olmasın diye. Herkes Vaaz'a Sergen'e mi bakıyor? Tabii gelen bakıyor şimdi. Zaten herkes sanıyor ediyor. Ondan sonra hoca da bir anda Vaaz'a zaten, o da yürüdü etti. Neyse hoca Vaaz'a devam ediyor. İşte o gün de şansa Vaaz'ın konusu kumar, zina, buna benzer şeyler anlatınca. Ama ben de dalmışım şeydi. Yani. Şey ben, mi? Ben, kumar, at yarışı bilmem ne. Ona benzer, evet, onları anlatıyor, zararlarını falan filan. Ondan sonra ben de tabii tam dikkat ettim ama hani hiç aklıma gelmezdi. Sergen abi dedi ki, oğlum dedi, hoca dedi beni mi gördü acaba dedi. Hoca beni mi gördü dedi. Beni güme tut ama nasıl diyeyim? Yok abi dedim. Genelde erkeğe dedim, seninle alakalı bir şey değil. Hoca Sergen'e göre bazı veriyor. Onu diyor, beni mi gördü dedi. Yok abi dedim, seninle alakalı söyledim. O gidip yer gideceği yerde falan. Öyle bir Sergen'e bir güzel bir anımız vardı ya. Sergen Yalçın'ın bir de şey mi, Kadir Bekmezci ile alakalı? Evet, Kadir şimdi bir galiba yanlış hatırlamıyorum, Antalya Başkanı Sergen abi arıyor. Hocam diyor, böyle sen çalıştın diyor şeyde, Kadir Bekmezci de diyor. Onu düşünüyoruz diyor, yani sen de bir yorumunu alayım, nasıl, tavsiye eder misin etmez misin diyor. O da gayret yeri.
Çok iyi çocuk ama ayakları yoktu. Gerisi sana kalmıştı yani, alırsan olmaz. Sana zana kalmıştı. Yani çok iyi. Şey gibi, Özkonsümen İskender'le ilgili anısı gibi. Evet, yani müthiş. O arkadan konuşmaz. Sergen abi şu yani çok kişiyle oynadık. Çok yerler gezdim. Çok kişi gördüm. Yani şu camiada net diyebileceğim ender insan bir veya iki adamlardan bir tanesidir o da. İyi insanım, ayakları yok. İyi insanım, ayakları sallar. Batuhan Karadeniz. Batuhan başlı başına dert. Batuhan başlı başına dert. Bir de Batuhan'ın yanında ekürüsü vardı. Engin Baytar da gelmişti o zaman Eskişehir'de. Hep beraberdik. Tam bir curcuna. tam bir curcuna. Kimse başa çıkamıyor. Uca geceleri uyuyamıyordur. Onlar uyuyamıyor. Zaten takım o zaman ben o sezon başı kadro dışıydım. Sonradan katıldım. Geldik. Herkes bir tarafta. O bir tarafta, bu bir tarafta. Sonra Batuhanlar da geldi. İyice ortalık karıştı. Ondan sonra takımın da pozisyonu sonlara doğru yakındı. Şimdi hoca da Rıza Hoca. Kimse buna söz geçiremiyor. O şimdi benden çekiyor. Dinlemiyor değil mi? Dinlemiyor. Kimseyi dinlemiyor. Hiç kimse. İçine gelmek kimseyi dinlemez o. Dinleyecek şey de bilir. Ondan sonra hoca çağırdı beni bir gün. Dedi Toraman dedi böyle böyle. Batuhan'ı sana dedi bir 3-4 hafta teslim etmem lazım. Dedim niye, ne alakası var dedim. İşte dedi senden çekiniyor. Sen hiç yaparsın yoksa bize sıkıntı. Yani takım olarak sıkıntı yaşayacağız. Çok kabul etmesem de mecbur takım adına dedim böyle böyle. Sonra çektim onu dedim bak. Benden habersiz hiçbir şey yapma. Çıkacaksan da gideceksen de haberim olsun. İşte eve kahvaltıları aldık. İşte beraber abi çıkacağım dedi. Çık dedim. Yani iznim varken çıktı. Hiçbir sıkıntı olmadı. O aralarda zaten Batuhan'ın en güzel sezonundan bir tanesinde 8-9 tane gol attığı takıma müthiş faydası oldu. Sonra biz o potadan çıktık. Rahat rahat. Süper. Nefes var mı böyle Batuhan'ın enteresan çılgın bir hikayesi? Batuhan'ın her şeyi çılgın. Batuhan gece... Yani Batuhan'la bir şeyimiz var. Kocaeli maçı oynayacağız. Eskişehir Kocaeli. İki gün önceden gittik oraya. Ondan sonra yine bu izin şeyi bitmişti. 4 haftalık benim teslim sözcüğüm bitti. Ben ona geri iade ettim. Ondan sonra geldi. Abi dedi sana bir şey danışacağım. Söyle dedim. Abi dedi ben de yarın dedi sabah antrenmandan sonra dedi, bir gitsem ya kamptayız. Kocaeli'nde maçtayız yani. 2 gün sonra maç var. İstanbul'a gitmem lazım dedi. Hayır dedim. Abi dedi böyle böyle bir gelmem lazım. Oğlum dedim bak Batuhan beni daratma. Geçtim oraya otur. Anladın. Yani her desem gidecek İstanbul'a gidecek gelecek. Kampta İstanbul'a gelecek. Bu kadar. Arkadaşlar. Tabii hayır, Rıza Çalınbay'la birlikte bu kamptan kaçmıştı Fenerbahçe maçında. O şey o da benden önce ondan sonra geldiler bana teslim ettiler. Fenerbahçe maçına gittik. Bir de baktık, o gün gol attı ama değil mi? Gol evet bir tane gol attı. Tabii yani kaçtı. Attı ama İstanbul'un en popüler mekanına gitmiş. Orada görende başkan aramış. Ondan sonra zaten kadış kalmıştı zaten. Ya çok iyi. Ondan sonra kadış kalmıştı. Engin Baytar? İkisi de muhteşem yetenekli. Bak şimdi Batuhan normal şartlarda Türkiye'de yani ender futbolcuların bir tanesi. Kafa özelliği olan, ayak, şut, ne ararsan her şey var. Ama işte biraz cahilliğinden dolayı bu pozisyonlarda. Yoksa istediği takımı ben ona söylemiştim. Avrupa'da dahi kendi seçerdi. Öyle bir yetenekliydi. Engin de hem güzel bir kardeşimiz, hem yetenekli kardeşimiz. O da, onun da daha değişik kritik özellikleri var. Onunla da Başakşehir maçında işte 6-1 yenmiştik o maçı ama daha 3-1 iken evvel hakemle uğraşıyor. Oğlum yapma 3-1 öndeyiz yapma etme derken hakemle diyorlar yedi. Ben aldım bir tarafa çevirdim. Sonra bizden yabancının biri itiraz. Tam onu şey yaparken baktım hakemin ayağına basmış. Tık dedi direkt kırmızı kart. 3 maçta öyle ceza almıştı. Güzel anlardı ama. Kendini kontrol güzel. Edemiyordu. Edemiyordu. Biraz hırsına inik düşüyordu. Ama sonradan yaptığı hatanın farkına varıyordu ama işten geçiyordu yani. İşten geçiyordu. Kendine zararlı oldu yani. En sonunda Cüneyt Çakır'ın boğazına sarıldı. En sonunda oraya gidince evet. Ondan sonra futbol hayatı. Bitti. Yılmaz Ural. Yılmaz Hoca, Kasımpaşa'da beraberdik. Çok güzel bir kadromuz vardı yani. Çok müthiş bir kadromuz vardı. Hem papaz grubu hem oradaki evvelki seneden kalan arkadaşlar. Müthiş bir uyum sağlamıştık. O senemiz çok iyi geçti. Yani Yılmaz Vural'ı ilk defa hem milli takıma hoca olsun diye öyle bir gündeme. Kendi hiçbir şey yapmadan öyle bir gündem olmuştu. Değişik antrenman tarzı. Ama şu ana kadar çalıştığım hocalar da oyun sistemi açısından yani en beğendiğim hocalarım neredeyse başında gelir. Ama o da kendi sistemini sadece o grupla beraber yaptı. Yapabildi. Sadece o grupla yaptı. Hiçbir tarafta da bu kadar başarı olmadı. Ama çok iyi top oynadınız hatırlıyorum. Bizim takımımız çok iyiydi yani müthiş. Bir tane yabancı ile oynuyorduk. Bir yabancımız vardı. O da Morris. O da Türk gibi olmuştu zaten. 4-5 senedir Türkiye'deydi. Hafif Türkçe konuştu zaten. Ondan sonra geri kalan 10 kişi Türk. Hem çok güzel bir ortamımız vardı. O sene biz sonradan gittik. Bir 8-9 kişi. İlk 4 haftada Kasımpaşa 20 gol yemiş, sonuncular falan filan. Bizi sene sonunda 6. ya da 7. bitirmiştik. Sonra hepinizi kovdu. Tabii sonra hepimizi. Bizim hepimizin 1+1 mukavelerimiz aynıydı. 1+1'di.
O sene herkes müthiş sezon geçirdi. Herkesin isteyeni var, talipleri var. İkinci sene için ne oldu işte? Görüşeceğiz ama parayla anlaşamıyoruz. Yani çok arada çok afaki bir rakamlar yok ama işte hoca arıyor. Oğlum diyor, beni çıldırtmayın diyor. UEFA'ya gideceğiz. Onun kendi tabirleriyle. UEFA'ya gideceğiz. Ortamı bozmayın falan. Diyoruz hocam tamam, biz de istiyorsun kalmak ama hani biraz onlar gelsin, biraz biz inelim. Ona göre bir şey yapalım. Hepimiz aynı ortak yani. Ondan sonra neyse uzatmayayım. Öyle böyle anlaştık. Bolu'ya gittik kampa. Ondan sonra iki gün izimiz vardı. Hollanda'ya gittik. Hollanda'da bir işler döndü. Hollanda'da oraya bir Bulgarlar, 5-6 tane Bulgar arkadaş gelmişti. İşte yerliler, yabancılar falan filan derken. Bir iki gün daha izimiz vardı. Sonra yine Hollanda'ya gidecektik tam sezon öncesi. Hocayla da beraber geldik. Yani hoca bu tarafta yanımda oluyor, ben de bu taraftayım. Aynı yerde Ataşehir'de oturuyoruz. Beraber neredeyse geldik. Koray Avcı da orada kalmıştı. Neyse ben tam eve doğru yaklaşırken Koray aradı. Ondan sonra dedi, duydun mu haberi? Dedim ne haberi? Dedi Kadıç kalmışız. Lan dedim ne Kadıç kalmışız dedim. Hocayla beraber geldik, bırak dedim makarayı. Vallahi dedi ben de yarın İstanbul'a geliyorum dedi. Ne yapmışız dedim, bilmiyorum dedi. Kim dedi, bir 8 kişi Kadıç kalmışız dedi. Abi 8 tane papaz yemiş. 8 tane papaz, 8 tane papaz Kadıç kalmışız. Dedim oğlum bak bir şey yanlışlık yok. Yok dedi, böyle yarın geleceğim, sabah geleceğim kulübe gidelim dedi. Bir gittik kulübe. Dediler böyle böyle. Sebep? Sen, Koray Avcı, Cenk İşler, Sedat Yeşilkaya, Ali Güneş. Ali Güneş kim vardı başka? Murat Erdoğan. Bir tane daha biri vardı ama. Bayağı yani tam bizim bildiğim papazlar kaldı. Papaz. Dedik ne yaptık ne ettik? Anlaşın dedin, anlaştık. Hiçbir sıkıntı yok. Kampta da ne sıkıntı çıkabilir? İşte hocanın öyle bir raporu, öyle şeydi falan filan hoca derken. Hoca gidiyorsunuz, hoca yönetimi raporu. O ona atıyor falan filan derken. Dedik yapacak bir şey yok, vardır bunda da bir ayrı vardır dedik. Ondan sonra işte bak birim ben Konya'ya gittim o zaman yine Süper Lig'e. Murat Erdoğan Sivas'a gitti, öbürleri bir yere gitti. Koray Rize'ye gitti. Öyle bir dağılım olduk ama takım Kasımpaşa 10. hafta bayrağı çekti, düştü. Küme düştü. Düştü. Hoca onunla da etkilemedi. Hoca da hayatın hatasını yaptı. Hayatın ikinci hatasında Konya Spor'a gitti ikinci yere. Oraya düşürdü. Yani bir senede iki takım düşürmüş oldu. Yani bir evvelki seneyi telafi etti yani. Etti ama. Yani yazık oldu. Yoksa biz o takımımız bizim UEFA'ya çok rahat ilerdi. Yılmaz Hoca'nın 2-0'dan 2-2. Yılmaz Hoca'nın maceralarını zaten bizim camiada bilirler. Biraz sansürlü olanları da var. Normal olanları da var. Bir içeride Antalya maçımız var. 2-0 öndeyiz. Dakika 86. Kasımpaşa Antalya içeride. Dakika şansa da o zaman maçtan sonra resimler falan gelir. Bende de var tam tabela skorbotun resmi var. 86. dakika. 86'da 30. 86.30. saniye. Ondan sonra tribünler bağırıyor. Yılmaz Vural öyle. O dönüyor tabii bizim maçın içinde ama sonra bizim Ergün Tebe var. O anlatıyor. İşte yumruk şovlar falanlar filanlar. Yedek kulübüsüne dönüyor. Oğlum diyor bunlar diyor topçu, siz ancak oturursunuz diyor. Yedeklerle makar yapıyor falan filan derken. Bunlar topçu derken size topçu diyor, siz oturursunuz oğlum, diyor. Oğlum takım bak takım diyor bunlar. Siz ancak oturursunuz diyor ondan sonra falan filan. Ondan sonra makarasın ama şeyinden değil. Yani küçümsemeden değil. Makarası makara yapıyor. Ondan sonra neyse o pozisyon korner pozisyonu gol oluyor. 2-1 oluyor. Hocanın zaten hep son dakika golleri meşhurdur, yeme golleri. Şu bu sefer panik yapıyor. Ergün de kenarda. Ondan sonra 90+2'de bir frikik oldu. Ergün demiş oğlum ben bakamayacağım. Bakamayacağım demiş. Sen bana yavaş yavaş söyle. Hocam topa geliyor. Hocam gol. Allah belanı versin de dönüyor bize. Ondan sonra Allah belanı versin. Şu öyle böyle. Ondan sonra enteresan bir adam. Tabii orada Allah belanı versin demiyor tabii. Ya, neler ya, diyor neler. Diyor işte. Güzel, zevkli yani. Sen bir de Bursa spor maçında iki tane kendi kalene attın değil mi gol? Evet, Eskişehir dedik o zaman. Bursa maçı. Bursa bizim 6 puan önümüzde. O sene zaten UEFA'ya gittiler benim sayemde. 6 puan önümüzde. Biz yensek 3 puana düşeceğiz. Yani bizim de bir ümidimiz, bir şeyimiz olacak. Kalecimiz İveşa 2-0-5. Öndeki Vuçko var 1-95. İkisi de Hırvat. Kenardan bir orta geldi. Tanrıdoğan içe doğru kesti. Ben de stoperden görmedim. Ben de onun kademesindeydim. Kafayı vurdum. Uzaklaştırmıyor. Son anda gördüm ve köşeyi gol oldu. Ben zaten yıkıldım. Arkasına 3-5 dakika sonra ben Yula'ya bir pas attım. Kale çizgisinden avut attı. Yani at desen atma şansı yok. Orada ilk ekstra bir demoralize oldu. Ben gol atsa ben de kendime geleceğim. Asist yapacağım. Bir daha maça döneceğim. Hala ben attığım golün sıkıntısındayım. Sonra yine atak yaparken Ömer Erdoğan yerde elle aldı, almadı. Ben gördüm elle aldı ama hakem devam dedi. Daha öbür ceza sahasından atak başladı yeri bize doğru. Ben de itiraz ede de geliyorum. Hani top dursun ki itiraz edeceğim penaltı diye. Top gitti ortaya çıkardılar. Ben de avut atayım derken bir vurdum, o da köşe gitti. 2-2. Dedim hocam hat-trick yapmadan elbine beni çıkarttı.
Ondan sonra Gökhan Güneş dedi ki abi dedi, maçtan sonra niye dedi, yüzünü öpmedin dedi. Ondan sonra niye yüzünü öpmedin yani. Çok iyi öyle, ya. Öyle bir bayağı bir makara yaptı. Eve gidip direkt uyumuştum valla. Bütün herkes aradı. Bütün spor programı. Hepsi bağlamak istedi. Hiç kimseye bağlamadı. Yattım uyudum. Senin Inter formasıyla Kayseri Erciyes'e attığım imza var. Evet. 100 yılın imzası o. Bana... O formayı kim buldu getirdi sana? Vallahi işte o zaman herhalde Kayseri'ye bir tramvay yapmışlardı. Inter'i de kardeş kulüp ilan etmişler ama bizimki işle alakası var mı yok mu bilmiyorum. Ben normalde biz içeride menajerimle biz görüştük, anlaştık. Dediler bir 15 dakika sonra imza töreni yapacağız. İyi dedik. İşte geldik, oturduk. Formayı getirin dediler. Onlar poşetten formayı açtılar. Ben hiç önüne bakmadım. Zaten yılda 2005 o anla önüne hiç şey bakmadım. Sen imzadan sonra mı anladın, gördün? Ben havana gittim. Önce... Formayı giydim, imzayı attık falan filan derken öptüm daha o zaman ya, daha öpme, onu görmedim, görsem öperdim. Ondan sonra ben hemen imzadan sonra benim bir saat sonra uçağım var. Dalaman'a uçacaktım o zaman. Ondan sonra biz imzamızı attık falan filan derken çıkarttık, bıraktık. Havana geldim. O zaman daha tam internet, daha telefonlar da çok yok. Annem aradı, oğlum dedi, böyle böyle haber kanallarında Emre Toroman Inter'de diye yazıyor diyor. Ne Inter'de diyor. Yani, bu kambur BM benim sonunda bir de takım arkadaşım. Dedim, ne alakası var Inter'de? Ben Kayseri'ye geldim dedim. Ne alakası var? Erciyes'im ben dedim. Yok dedi oğlum dedi, yazıyor işte 7'de haberlerde falan. Allah Allah falan filan derken. Neyse uçaktan indim, bir baktım. Emre Toroman Inter'de, Emre Toroman Inter'de haberler çıkmış. Meğerse bizim şey aynı renkte gitmişler. Yönetici Pirelli şey Inter'in formasını getirmiş. Önde Pirelli de yazıyor. Ben nereden bileyim? Sonra. Inter logosu. Inter logosu. Her şey bildiğin Inter forması getirmişler. O olarak kaldı üstümüze. İşte her sene bir Twitter'da ve orada her sene atalım. O çok oldu. Kimse unutmaz ama onu. Unutmaz. Şimdi bir Eskişehir'deki bir gol alım kaldı. Bir de bu şeyimiz kaldı. Her sene önümüze geliyor. Önümüze düşüyor. Samet Aybaba. Samet Hoca Allah razı olsun. Bizi güzellikleri oldu. Yani Yozgat'taydın ikinci ligdeyken. Trabzonspor'a 2003 yılında bizi transfer etti. İyi de bir bonservis bedeliyle gittik oraya. Ama sonrasında biraz istediğimiz gibi davranmadı. Yani oradaki şartlara şutlar uydu. Onunla çok şartlar, fazla şartlamadı. Şartlar şutlar ne? Şey mi? Yani o zaman mesela şeyde kamplarda kampta yok. İlk kampta mesela müthiştim. İlk kamp sonu açıklamasında yani Toraman amirliğe gidecek falan filan diye konuşuyordu. Sonra ikinci kamp iki gün geçti aradan. Avusturya'ya kampa gittik. Ondan sonra neredeyse yüzümüze bakmaz gibi pozisyona geldi. Bize daha genciz, daha 22 yaşındayım o zaman. Ne oldu ne etti yani, bir şey de yapmadı gitmedik. Sonradan şey yaptı. Papazlara denk geldi. Oradaki arkadaşla bazı arkadaş gruplarına uymuş. Oyunca tabii onlar açıklamaya dönünce tabii bilirler herhalde, yanaştı bir şeyler konuşuldu herhalde ki. Yoksa şimdi Trabzon'da o zaman 5 yıllık mukavelem vardı. Senin o dönem bölgende kim oynuyor Trabzon'da? O zaman Hüseyin var, Hasan 3. var Trabzonlu. Sağımda Gökdeniz var, önümde Fatih Tekke var. Kalede genç daha Tolga o zaman gençti. Yani onlar 15 senedir arkadaş hepsi. Tabii, onlar hepsi zaten antrenmanlar da ona. Biz zaten... Kimse pas atmıyor muydu sonra? Atmıyor yani sıkıntı. Habire yani pes etsek geçmiş olsun yani. Ama bizde pes etme durumumuz yok. Habire devam onlar öyle yapıyorsa biz daha değişik davrandık falan derken. En sonunda aldık formayı yani. Aldım zorla da olsa. Çıkarttık aldık formamızı aldık. Sen Türkiye Kupası kazandın Trabzonspor'da. Trabzon'a Türkiye Kupası kazandık. O sene Fener'le çekiştik. Fener'i içeride Galatasaray'ı yenseydik, son 4 hafta kala bir Galatasaray'la maçımız vardı. Onu yenseydik biz götürecektik iş. Çünkü biz aşağı yukarı 17 maç içeride dışarıda kupada dahil galip gelmiştik. O zaman Trabzonspor'un en büyük istatistikleri falan vardı. Ondan sonra ikinci bitirdik. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Ondan sonra ben 5 yıllık mukavele olmasına rağmen ben ayrıldım. Ben ayrılmak istedim oradan. Yani ben zevk almadım çünkü ondan sonra. Sadece daha sonrasında bir Fatih Tekke'yle bir görüşüyordum. Birkaç tane yabancılarla daha çok yani yabancılarla daha aram iyiydi yani, öyle düşün yani. Hüseyin Çimşir'le bir sıkıntı mı oldu? Yani Hüseyin'le şöyle bir sıkıntı mı oldu? Samet Hoca zaten rahat. 5-2 onun idman şeyi bellidir. Genelde çift kaleyle bağlar antrenman sonu. Ben şimdi oynamıyorum diye biliyorum, hak ettiğimi biliyorum ama oynamıyorum orada. Bu sefer kendi kendime bir şeyler nerede göstereceğiz? Bir yerde bir şeyi göstermemiz lazım. Ondan sonra maç yapıyoruz. Onlar kendi aralarında tam al gülüm ver gülüm makara yapıyorlar. Biz ses yapmıyoruz. Yani biz de antrenmanda bir iki işte şut attığımızda, maçın içine şut attığımızda ya falan filan hep vuruyor ne diyorsun derken zaten ben de dolmuşum. Anlasana. Yer misin yemez. öyle bir şeyimiz oldu. Anlasana. Ondan sonra toparlandı. İş düzeyi düzeldi. Sonra zaten formayı aldım ondan sonra ama ya işte ya sol tarafta Romaşenko'yu kesiyorlardı ya sağda Yattari'yi kesiyorlardı. Sağda da solda oynuyordu. Yani kestiğim adamlara bak. Normalde oynama şansım yok benim ikisinin oynadığı yerde ama. Tabii. Sonra Ziya Doğan geldi işte. Samet'ten sonra Samet Hoca gitti. Ziya Doğan geldi. Ziya Doğan'la tam aradığı tipim zaten ondan sonra. Ziya Doğan'ın oğlu mu oldu? Ayman'dan sonra. Ayman'dan sonra oğlu olduk. Öyle başladık Allah'a çok şükür de kupamızı kazandık. Güzel geçti. Benim için çok güzel oldu. İlk Süper Lig deneyimimdi. Güzel anılar güzel. Orası da 17-18 sene oldu. Yattara?
Ya Taray'la aynı anda geldik. Biz de o zaman da yine Trabzon'a bir 7-8 tane futbolcu yabancı Türk karışık öyle gelmiştik. Bolu kampında ben mermer gibiyim, daha 22 yaşındayım ondan sonra. Tanımıyorum bunu, nasıl biri olduğunu. Bu da Belçika'dan geldi. Ondan sonra işte yine maç yaparken bana bir bacak arası attı. Ben yazdım bunu. Ben bunu bir yere sıkıştıracağım. Ondan sonra ben bunu bir uçurdum. Ondan sonra, ama öyle böyle değil. Öyle böyle. Bir iki dakika kendine gelemedi. Neredeyse ağlayacak o pozisyona geldi. Ondan sonra bütün her antrenmanda ben ona yaklaştığımda topu bırakır kaçardı. Bırakır. Abi 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 derdi. Ona kaçardı. Kardeşim müthiş yetenekli, müthiş yetenekli diye. Vay, Ya. yetenekli bir yere kadar Çağırıyor yok diyorsun. yeter ama Yetenek bırak Emre bırak bırak Toraman'la bırak. karşılaşana kadar. Bırakırdı hiç Var hiç mı Alex'e yemezdi. sen yine çakmıştın? Yok Sergen abi de yok Alex'i bazen şey yapardım yani zaten Sergen abi kimseyle bir tutmam zaten de Alex çok kurnazdı mesela. Alex'e genelde hocalar beni birebir oynatırlardı. Nereye gitse oraya gidiyorduk bize mecburen. Ondan sonra boş bırakmaya gelmiyordu. Çok akıllıydı. Çok, aslında o da çok gaddardı ama Türkiye'deki yani Türkiye'nin bazıları bilir ama genelde gözden kaçıyor. O da mesela birebirlerde o tabanla girerdi, Kar ederdi. tabanına Tabii girerdi. kendini hep korurdu. O çok biraz akıllı. Yani her konuda akıllıydı aslında. Nasıl uyuturdu? Sallıyorum şimdi. Benim önüne oynadığımız zaman biliyor bir şey yapma şansı yok. Bu sefer dolaşıyor. Sağ tarafa gider, sol tarafa gider, eder. Ben de bakıyorum bazen şimdi 80 dakika alışmışsın anasını satayım. 1-0 Erciyes'e 1-0 öndeyiz. Dakika 80-85 biz yensek bizim için müthiş bir şey olacak. Çünkü bir düşme oynuyoruz o zaman. Baktım o tarafta. Ben biraz o tarafa doğru kayayım dedim. Bu sefer benim yerim boşaldı. Ben onu tutarken öbür tarafa bir girdi. Pas attılar. Tık tık. Bir kere bıraktım gol oldu. Bir. Maç bir bitti. Yani akıl adam. Uyutuyor. Akıl uyutuyor. 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 Uyutuyor adam. Samet Aybaba antrenmanlar. Samet abi'nin antrenmanları ağır diyeceğim. Yani Rize'ye de işte Rize'ye gittik. Samet Hoca'yla Rize'yle de çalıştık. Trabzon'dan sonra. Kamp başladı. Dedik ne giyeceğiz? Krampon mu giyeceğiz? Şey mi? Kesleri de giyiyoruz. Sabah dedi şey cross var, koşu var dedi. İyi dedik. Başladık. Bir dakika düdük çaldı bitti. Ondan sonraki 3 dakika, 5 dakika. Bir de bunun tersini 5-3-1. Dediler antrenman bitti. Nasıl bitti? Dedik kamp. Dedik hoca kamp. Yardımcı sen değil mi? Recep Hoca. Hocam kamptayız. Nedir bu? 1-3-5, 5-3-1. Ertesi gün 2-4-6, 6-4-2. Üçüncü gün işte 3-5-7-7-5-3. Koşular bitiyor. Hoca ne diyor? Yorulan var mı? Yorgun var mı diyor. Dedi ben o kampta kilo kilo olduk neredeyse. Yani o Kilo pozisyona gel. aldınız. O istemez. Hemen mesela yorgunluk var mı? Var. O da hemen maça geçelim. O 5'e 2 maç. O Beş işi gücü iki. 5'e 2 maç. Başka bir şey yapmazdı. Laurent. Ronaldo o efsane. Ben yani çoğu kişi çalışmak belki yani kişinin de belki şey yapmamış olabilir ama bize Erciyes'e biz beraber çalıştık. Çok disiplinli bir adam mesela. O gelir gelmez mesela 2-3 günlüğüne şey gitmiştik. Bolu'ya bir kampa gitmiştik. Tabii futbolcular antrenmandan sonra üstünü başını atar. Kapıya mapıya falan derken. Bir ses kapıda. Tam ben duşa girecektim. Ondan sonra herkes yardımcısı var. Herkes dışarı çıksın diye kapı sonra. Bir çıktık. Bunların hali ne diyor bu şeylerin. Ondan sonra dedik ne var ki bakıyorsun sağa sola bir şey yok. Ama tabii tişörtlerimizi çıkartmışız. Şortları da çıkartmışız. Herkes düz şekilde. Dedi malzemeciler sizin şeyiniz değil yani köleniz değil gibilerinden. Herkes çorabını düzeltecek. Şeyini düzeltecek. Düzgün teki bırakacak. O öyle alacak. Onun şeyi öyleydi. Ondan sonra öyle Doğu bir Almanlı değil mi o? Doğu tabii. Alman şey Sovyetler Birliği, O komünizm şeyinden tabii. ondan sonra antrenmanları da ağırdı. Agresifliği severdi. Hatta Antalya kampında dedi bugün koşumuz var ağır antrenman olacak. Ona göre herkes hazırlansın demişti bir gün önceden. Sonra biz başladık işte ısındık. Bir 35 dakika bir tempolu bir koşumuz vardı. Arkasına parkur hazırlamıştı. Parkurumuzu yaptık. Bir de minik bir maç yaptık. Maçta herkes antrenman bitti diye. Aşağı yukarı zaten 1 saat 15 dakika falan sürmüş. Herkes ayakkabılarını çıkarttı ama yorulduk. Dedi ne oluyor dedi. Daha idman bitmedi. Nasıl bitmedi dedik. Ha, 30 dakika daha dedi koşumuz var. Şeyleri bir taktık. 30 dakika daha. Kusan kusan antrenmanda. Kusan kusana. Öyle öyle böyle dedi yani. Aynı Öyle. Samet Hoca. Aynı. Aynı Samet Hoca'nın başı derse. Aynı. Çok Samet iyi. Hoca. Çok iyi. Direkt kırmızın var mı? O Direkt kadar kırmızı gaddar diyorlar. Normalde direkt 10 ya tane direkt kırmızı direkt olması yok lazım. ama bir takımda mesela hoca hakemlerle ben mesela hep itirazdan geldi. Ben çoğunluğu hep sarı kartlarımı itirazdan görürdüm. Ondan sonra bir ismini vermiyorum. Bir hakemle abi de didişiyoruz ama sağlam didişiyoruz. Yani ben bayağı bir yükleniyorum, ediyorum. Bana hiç 80 dakika ses çıkartmadı. Sonra bir faul verdi. Barajı kurdurdu. Baraj biraz önde. Hakem işte geri alıyor. Ben öyle falan filan derken ya geçin dedim ben de kendi arkadaşlarımla konuştum. Bir baktım döndü bana kırmızı kart verdi. Ondan sonra dedim hocam hayırdır? Dedi küfür ettin dedi.
Dedim ben 80 dakikada sanıyordum dedim. 80 dakikada sanıyordum. Bir şey demedi. Sanıyordum ki ona etti dedim. Attı beni 3 maç ceza, 3 maç ceza aldı. Bir sadece direkt kartım aldı. Onlar şimdi hiçbir şeyim yok. Ona yazdı hiçbir şeyim yok. Hep sarıdan geçti böyle. Ribery. Ribery ülkede fazla kalmadı zaten. Geldiği gibi gitti ama ilk işte o zaman yine Erciyes'iydi. Galatasaray maçı sonradan oyuna girmişti. Biz de maç beraber gidiyordu. Abi adam oyuna bir girdi. Durmuyor yerinde. Bir pır pır. Bir süratle ben böyle ömrümde adam görmedim. Yani çok yetenekli, çok fenaydı. Zaten ondan sonra zaten uçtu gitti. Tutamadı. Kimse tutamadı yani. Ne biz tutabildik, ne başka tutabildi. Ne ülke tutabildi yani. Sevmez miydin böyle çabuk adamları? Ben çok çabuk adam sevmezdim yani. Çünkü yani... Tekmenle mi yetişmiyordu? Hiçbir şey yetişmiyordu yani. Böyle onlarla hep böyle akıllı işte biraz mesafeli durmam gerekiyor. Çünkü bazen kademeye giriyorsun. Abi çok hızlı adamlar ne yapayım? Bir şey yapma şansımız bir şey yok. Ama öbür türlü ne bileyim Alex tarzı, Sergen tarzı şeyler çok kolay. Bugün İbrahim Üzülmez mesela. İbrahim Üzülmez çok iyi sol bek oyuncusuydu. Çok adam kaçırmazdı bir iki tane. Ben hatırlıyorum mesela Ribery. İşte Amunike vardı galiba. Evet. Babangi de vardı falan filan. Böyle adamları kaçırmıştır. Çok iyi sol bekti. Bir gün Ribery'e karşı oldu Galatasaray maçında. Ribery sağa yatırıyor, sola yatırıyor bilmem ne. Maç bitti. Dedim ki Ribery. Dedi ki ben böyle bir adam görmedim. Çok fena. Bu dedi burada kalamaz. Bu adam dünyanın en iyi takımlarında oynar dedi. Sonra gitti evet. Adam yani. Hakikaten dünyanın en iyi futbolcudan birisi oldu. Anelka da diyor Fenerbahçe'de şimdi. Anelka'da hem şey süratliydi, fizikliydi. Nasıl alacak? Yani bunlarla belli bir ölçüde onları kollamazsan yapma şansın yok. Adamlar basar gider. Doğru. Kalite yani işte şu an hiçbir tanesi yok Türkiye'de. Yani onun gibi doğru. Şimdi adamları oynadığımız adamlara bakıyorsun. Şimdikilere bakıyorsun. Şimdikiler bildiğin saatçi gibi zaten. Mesela onların yanında saatçi gibiler yani. Şimdi saydığımız adamların yanında bunlar tabii. Şu an hiçbir tanesi yok. Şu anda oynasan çok daha fazla oynar, çok daha fazla paralar kazanırsın ama. Şu an çarpı 10. Çarpı 10. O kadar şu kalitesiz mi lig? Ya lig çok kötü yani sıkılıyorum yani. Hemen telefon oynuyoruz yani maç seyretmiyoruz mecbur yani işin içine bulaştık. Yani niyetimiz de hocalık yapmak ama kime nasıl hocalık yapacağız ben de bilmiyorum. Nasıl olacak nasıl edecek ben de bilmiyorum yani. Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın Eskişehir'le şampiyonluk maçında. Evet biz yine Eskişehir'deydik. Ben Yusuf abiyle Erciyes'e de beraber oynadık ama ondan önce Eskişehir'de bir doğa faciası var biliyorsun zaten. Doğayı yatırıp kaldırırız. Doğayla da ben yan yana iç çift önüne bir oynuyoruz. Ben de şimdi doğaya göre pozisyon almam lazım. Şimdi o gidiyor ben de arkasına pozisyon alacağım. Yusuf abinin üstüne gidiyor. Çalamıyor. Ama Yusuf abi zaten duruyor, yatırıyor kalkıyor. Bir daha yatırıyor kalkıyor. Diğer ki orta sahadan ta acıda sahasına kadar yatak kalkıyor gitti. Ben de ona göre böyle abire duruyor kalkıyor. Ben de öyle. Yusuf baboyu attırdı. En son attırdı. Boş kare attırdı. Sonra makarası yaptınız mı doğayla? Yapmaz mıyız? Yani zaten iki gün kendine gelemedi çocuk zaten. İki gün kendine gelemedi. Abi diyor ne yapayım diyor yani diyor. Oldu yerde çalım atıyor diyor. Yani ne yapayım diyor. Yapacak bir şey yok diyor. Diyecek bir şey yok. Yeterli kadar saygı duyacağız. Yusuf'u en iyi tutan Serkan Balcı'ydı. Çabuktu, şey yapamıyordu. Serkan Balcı ya çalımı yese de hemen önüne geçiyordu. Hemen geçiyor. Yani doğa da geçti ama doğa ondan sonra zaten motor yaktı. İki gün kendine gelemedi. Doğa ikimiz unutamıyor. Yolda görenler bile ona diyordu Yusuf Çipşek. Moral motivasyon sporaymış yani. Var mı anlatacağım bir şey? Çok keyifli bir röportaj oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim. Ne demek? Baktım notlarımda her şeyi sormuşum. Her şeyi konuşmuşuz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Estağfurullah. Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında Emre Toraman'la yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.